ayırmaya başladı. Birinci Cumhuriyet, ikinci Cumhuriyet, hatta ikinci Cumhuriyet tezini ilk defa attıklarını da ileri sürdüler. Bakın burada belgesi var. Turan Güneş kurucu mecliste bu tartışmaya katılıyor ve diyor ki ikinci Cumhuriyet'e gerek yok. Daha önce de 14 Mayıs'ta Demokrat Parti iktidarında da ikinci Cumhuriyet lafları edilmiştir. Yani bu ya zaman zaman modadır. Söylenen bir şey. İçeriği önemlidir. Evet. Şimdi cumhuriyetleri sayaca bağlamanın bir anlamı yoktur. Cumhuriyet fikrini geliştirmek, içeriğini geliştirmek gerekir. Hı. Dünya değişiyor. Tabii toplumda değişecek. Her yeni gelen kuşak cumhuriyete bir şeyler ekleyecek. Şimdi cumhuriyetin laiklik ilkesi en önemli ilkelerinden biri. Laiklik ilkesi olmasa Türk toplumu ayakta kalamazdı. Bu çok açık. Hı. Şimdi bu birinci cumhuriyet, ikinci cumhuriyet, üçüncü cumhuriyet bunlar daha çok Fransa ihtilalinden ve Fransa tarihinden kaynaklanan evet. kavramlar. Orada biliyorsunuz krallık, imparatorluk, sonra cumhuriyet, evet. sonra efendim tekrar imparatorluk. Fransa'ya özgü kavramlardır. Ben de diyorum ki biz de ilan etmişken beşinci edelim de Fransızlarla beşe beş berabere kalalım. Komik bunlar. Komik. Önemli olan devletin kuruluş nedenleri nedir? Onu geliştirmek. Halk yönetimidir cumhuriyet. Hangi yönetimden devralmıştır ve nereye yönelmiştir Mustafa Kemal? Hı. Mustafa Kemal işte Çetin Altan'ın kitabı da burada cumhuriyetçilik ilkesini savunuyor. Çetin Altan kitap yazmış Atatürk'ü savunmak için babası. Evet. Evet. Dolayısıyla bunları yapay modalar olarak görüyorum. Evet. Peki Sayın Altan ne diyorsunuz bu konuda? Şimdi Sayın Mumcu'nun bilgi sahibi olmadan fikir sahibi olma konumuna girdiğini görüyorum söylediklerini dinleyerek. Çünkü biz uzun zamandır neden ikinci cumhuriyet istediğimizi anlatıyoruz ve bu çok değerli ve rahmetli Turan Güneş'e referans verilerek kapatılacak bir konu değil. Ayrıyeten söylediği gibi Fransa'daki cumhuriyetlerle yani her anayasa değiştiği vakit cumhuriyet değişir anlamında da bir şey söylemiyoruz. Buradaki ilk cumhuriyetin ki halk yönetimi tabir tarif ediyor. Birinci cumhuriyet egemenliği halka vermedi. Asker ve sivil bürokrasiye verdi. Şimdi bugün cumhuriyet dediğimiz vakit halkın doğrudan ya da seçtiği temsilciler aracılığıyla egemenliği elinde tuttuğu yönetim diyoruz. Birinci cumhuriyet bu egemenliği Osmanlı hanedanından aldı. Evet. Ve halka vermedi. Çünkü çok partili bir rejim söz konusu olmadı. Evet. Cumhuriyeti kuran askerlere, asker ve sivil bürokratlara verdi. Evet. Ve bu hastalık bugüne kadar aşılamadı. Yani bir anayasa değişimiyle ilgili böyle bir Fransa örneği vesaire ikinci bilmem kurucu meclisteki gibi bir ikinci cumhuriyet söylemiyoruz. Türkiye'de evet. ilk cumhuriyeti oluşturan mutabakatın kısır, dar ve yasakçı olduğunu bu mutabakatı geçti. Çok partili siyasi rejime çok geçtik. Çok partili şeye geçtik fakat bugün halk iki egemenliğini de kullanamıyor. Bir, ekonomik egemenliğini kullanamıyor. İki, siyasi egemenliğini kullanamıyor. Bakın bugün Türkiye'deki ekonomik egemenlik tamamen devletin elinde ve bizim vergilerimiz bir soygun sistemine harp vurup gidiyor. Yani bu sistemin bir tanesi devlet bankaları. %70'i bankaların devlete ait. Halkın paralarıyla ödenen o devlet bankalarından kaynaklanıyor bütün yolsuzluklar. Bunları cumhuriyet, yani yeni bir cumhuriyet farklı bir kavram efendim. Yani yeni bir cumhuriyet işte bu birinci cumhuriyet. Birinci cumhuriyet bir halkın cumhuriyeti değil. Çünkü egemenliği onun elinde değil. Vergiyi veriyorsun. Bugünkü ekonomik sistem nedeniyle onu denetleyemiyorsun. Seçtiğin adamlarla parlamento senin istediğin biçimde devleti denetlemiyor. Milli Güvenlik Kurulu, Genelkurmay Başkanı'nın durumu, işte evet. anayasaların sürekli askeri darbeler sonunda yapılması, evet. askeri yargı, Diyanet'in devlete bağlı olması, işte fonların indirilip kaldırarak gümrük fonlarının ona buna istediğine rant yaratma, kitleri evet. arpalık haline getirme kaba tabiriyle, evet. Bütçe dışı fonlar, bu halkın egemenliği mi, cumhuriyet mi? Yani halk hem verdiği verginin nasıl kullanıldığını denetleyemiyor, evet. hem seçtiği temsilcilerinin devleti kontrol etmesine
imkan bulamıyor. Onun için de birinci cumhuriyet yerine çok daha radikal bir şey söylüyoruz ve pek de komik görmüyorum mevcut durumu değiştirmeyi isteğini. Evet Sayın Mumcu, şimdi Türkiye'de gerçekten biraz böyle antidemokratik bazı uygulamalar var. Yani böyle yeni bir radikal değişiklik sizce gereksiz mi? Efendim gerekli. Elbette evet. Gerekli ve biz hayatımız boyunca bu gerekliliği savunuyoruz. Evet. Cumhuriyeti geliştirme fikri ve doğrultusu üzerine. Evet. Banka, özel banka, devlet bankası ilişkisine gelince cumhuriyet kurmak yerine, ikinci cumhuriyet kurmak yerine özel banka kursunlar daha kolaydır. Hı. Şimdi tabular, yasaklar yıllarca Türk solunun savaştığı konulardır bunlar. Hı. Yüzlerce kişi hapis yapmıştır 141-142. Maddelerden. Ve yine bizler Atatürkçü ve Kemalist diye suçlanan insanlar 163. maddeyi yani dinsel düşünceyi yasaklayan maddeyi de kaldırmasını savunduk. Dolayısıyla çağdaş bir dünyaya ulaşmak için demokrasinin bütün kanallarını zorlamak gerekir. Yapılan da budur. İkinci, üçüncü, beşinci diye işlerle uğraşmak, cumhuriyet kuracağız diye yapay modalarla uğraşmak gereksizdir. Gelin önce anayasayı değiştirelim. 82 anayasasını değiştirelim. Evet. Gelin işçilere grev hakkını, genel grev hakkını tanıyalım. Gelin memurlara sendikal haklar, özgürlükler sağlayalım. Gelin üniversiteye özellik getirelim. TRT'ye özellik getirelim. Biz yıllarca bunları savaşıyoruz. Bunların kavgası içindeyiz. İşte ikinci cumhuriyet lafı yapay. Onun örneğinde ilk patentinin de kime ait olduğunu göstermek için örnek veriyorum. Evet. Peki. Buyurun bir şey mi söyleyeceksiniz? Sayın Uğur Mumcu anlamak istemiyor. Yani bu yapay dediği şey devletin bugünkü 70 yıllık asker ve sivil bürokrasiye dayanan, vatandaşını dışlayan, vatandaşına hizmet götürmeyip onu kul gibi gören ki bugün yani. Anayasanın birinci cümlesinde kutsal devlet yazar. Niye kutsal vatandaş değil de kutsal devlet? Bu 70 yıllık yanlış bir kaynama var, bir kireçlenme var. Evet. İkinci Cumhuriyet bunu değiştirmeye yöneliktir. Şimdi söylediklerini yapalım ama Milli Güvenlik Kurulu gibi hiçbir yerde olmayan bir kurumu kaldıramayan, bir evet. Genelkurmay Başkanı'nı her yerde olduğu gibi Milli Savunma Bakanı'na bağlamaya cesaret edemeyen bir parlamento buyla bunları nasıl yapacağız? Yani ilk önce normal prosedürdeki bir sivilleşme hareketini yapamayan bir parlamento yapısı bu birinci cumhuriyetin egemenlerinden kaynaklanıyor. İkinci cumhuriyet onun için söylüyorum. Evet. Ve daha önceki söylenen ikinci cumhuriyetlerle de çok farklı. Onlar bir aynı yapıyı tamam, koruyarak işte. Bir revizyon evet. söylüyorlar. Biz hı. burada bütün halkın dahil olacağı, bireyin vatandaş haline geleceği, devletin ona ceberut baskılar yapmayacağı, vatandaşına sadece hizmet edeceği bir yapıyı öneriyoruz. Birçok kişi cumhuriyet nedir diye sorduğumuzda pek nedir, ne değildir böyle bir tepki gösterdi, anlamadı. Şimdi 70 yıllık bir cumhuriyetimiz var. Bizim halkımız da tam olarak cumhuriyeti çok iyi bir şekilde tarif edip tam özümseyebilmiş gibi görünmedi bizim gazeteci, röportajı yapan arkadaşlarımıza. Burada bir aksaklık var galiba. Bu aksaklık ilkelerden mi kaynaklanıyor? Biz mi bir şeyler yanlış yaptık? Efendim bu seçtiğiniz insanlara bağlı. Şimdi gidin o röportajı bir başka kesimde yapın. Başka sonuç alırsınız. Seçim sonuçlarıdır. Seçime katılmadır. Vatandaşın özlemi ve demokrasi özlemi. Buralara bakarsanız demokrasiyi benimser. Ama her vatandaşı bir kültür yarışmasına soksanız tabii ayrı ayrı sonuçlar alırsınız. Üniversite profesörlerini, doçentlerini de soksanız başka sonuç alırsınız. Ayrı. Şimdi efendim bir hastalık daha var. Yani nedir ilk hastalık? Bilgi sahibi olmadan fikir sahibi olmak. İkinci hastalık da geçmiş olayları bugünkü değer yargılarımızla yargılamak. Evet. Mustafa Kemal ve arkadaşlarını çağın öteki devrimleri ve karşı devrimleriyle birlikte düşünmek gerekir. Evet. Bir Bolşevik devrimi o zamanki adıyla. Evet. İşte bugün Leninizm iflas etmiş. Evet. İki nasyonel sosyalist rejimler onlar tarih sahnesinden kan gölüyle çekildiler. Evet. Bir tek Mustafa Kemal ve Cumhuriyeti kaldı. Evet. Neden? Çünkü Mustafa Kemal Cumhuriyeti batılı demokrasiye yönelmişti. İşte evet. bizim de ikinci cumhuriyet gereksiz böyle laflar derken bunu anlatmaya çalışıyoruz. Bir akan nehir gibidir. Sonra şunu sormak gerekir arkadaşlarımıza. Hangi devrim ve hangi demokrasi gül bahçesinde kurulmuştur? Evet. Eğer siz Fransa'yı örnek alacaksanız Fransa'da İhtilalin, Fransa o büyük burjuva ihtilalinin liderlerini bugünkü mevzuat karşısında terörist diye mahkum edersiniz. Robespierre'i, evet. Danton'u ve Jacobin'leri. Evet. Onun için demokrasi bir kültür sorunudur ve her yıl
ve her dönem halk bu kültürden payını alır. Evet, ben de onu soracağım Sayın Altan'a. Şimdi efendim, siz yazılarınızda eleştirirken o dönemde tek parti olmasını şimdi de söylediniz buradaki tartışmada. Yalnız şimdi bugüne baktığımızda, bugünden o güne bakarken tabii biraz daha insaflı davranmak lazım. Bir kere Helsinki yoktu, AGİK yoktu, Paris şartı yoktu. Dünya bu döneme gelmemişti daha. Dolayısıyla biraz haksız bir eleştiri değil mi? Yani tek parti rejimi diyorsunuz ama o dönemde Sayın kimde demokrasi Muhtar, vardı? Şimdi biz geçmiş dönemi yargılamaya yönelik bir arzuyu bugün toplumu ve bireyleri daha ileriye götürmek için yapmak istiyoruz. Yani bu cumhuriyeti kuran Atatürk'e saygısızlık etmek vesaire için değil, Türk toplumu 1923'ün anlayışıyla öz eleştiriden korkuyor ve koparılmış vaziyette. Evet. Şimdi Uğur Mumcu'nun önemsemediği, görüldüğü hadise bence çok önemli. Halkın egemenliği söz konusu cumhuriyette ve bunun tanımını halk yapamıyor. Çünkü 70 yıldır halk devlet karşısında egemen olamadı. Devlet bir hizmet aracıdır. Halbuki devletin 23'te bir siyasi görüşü oldu. Ve bu bugünkü anayasada yazılı. Halbuki devlet vatandaşlar arasında ayrım yapmaz. Ne ırk ayrımı yapar, evet, ne görüş ayrımı yapar, ne mezhep ayrımı yapar. Bugün bunlar Türkiye'de 23'ten gelen bir hastalık olarak hala var. Hala siyasi açılamayan, hatta kapatılan siyasi partiler var. Mezhepler arasında aynı oranda bir rahatlık yok. Biz bunun ilkelerle de bağlantısını görüyorum. Çünkü Sayın Mumcu çünkü da demokrasi. Şimdi bakın, 6 okta demokrasi yok. Yani halk hala bugün cumhuriyetin, evet, tanımını yapamıyor. Çünkü bu demokratik bir cumhuriyet olmadı. Siyasal bir neden cumhuriyet oldu. Şimdi bunun ayrımını kısaca söyleyelim. Niye siyasal cumhuriyet? Çünkü siyasal bir manevra olarak kaldı. Hanedanlığın elinden aldı cumhuriyeti. Evet. Egemenliği Osmanlı Hanedanlığı'nın elinden aldı. Evet. Fakat halka vermedi. Çünkü çok partili bir rejime girmedik. Biz sadece bir tek parti diktatoryası altında kaldık. Onun için de bu demokratik bir rejime dönüşmedi. Sonra da çok sınırlı özgürlük alanları içinde girdik ve dışarının zorlamasıyla girdik. İlkeler açısından sanki biraz sınırlandırılıyormuş. Ben Sayın Altan'ın konuşmasından onları anladım. Sanki bazı sınırlamalar varmış ilkeler açısından. O altı ok mesela dendi. Altı oktaki ilkeler biraz sınırlandırıyormuş gibi. Hiç şüphesiz sınırlandırır. Evet. Tek parti döneminin ilkeleridir onlar. Atatürk, evet, yaşamında iki kez çok partili hayatı denedi. Ve altı okun da dışında başka ilkeleri benimseyen partilere de izin vermek istedi. Evet. Çoğulcu demokrasinin kavramlarıyla tek parti döneminin kavramları ayrıdır. Şimdi Sayın Uğur Mumcu gelir gelmez bu bilgi sahibi olmadan fikir sahibi olma tarifini galiba kendi için yaptı. Çünkü sürekli olarak esas konuya gelmiyor. İki, bu birinci cumhuriyet yerine ikinci bir cumhuriyet istenmesinin nedeni bir tekamül ve değişen dünya değil. Biz burada birinci cumhuriyetin sınırlı, demokratik olmayan baskıcı konsensüsü, yani devletin asker ve sivil bürokrasinin egemenliğinde halkı yönetmesi ve halk egemenliğini ikinci plana atmasından demokrasiyi geliştiremiyoruz. Yani birinci cumhuriyetin 70 yıllık geçmişini bugünkü şartlarda hastalıklarını analiz etmek, yorumlamak, öz eleştiriye tabi tutmak mümkün değil. Evet. Nitekim bu hükümetin de protokolünde böyle bir demokratik cumhuriyet öneriliyor. Bakın ben size... Bu asker sivil bürokrasisinden bahsettiniz. Bu nasıl etkiliyor efendim? Şunu bir... Şimdi bugünkü Türkiye'nin protokolüne baktığınız vakit atanmışların daima seçilmişler önünde olduğunu görürsünüz. Bakın Milli Güvenlik Kurulu bunun için çok net bir örnek. Dünyanın hiçbir yerinde parlamentoya tavsiyede bulunan bir atanmış askerlerden müteşekkil bir kurul yok. Çünkü parlamento eğer demokrasi olacaksa o demokrasinin beşiğidir. Çünkü bütün üyeleri halkın oyuyla gelir. Bugün Türkiye'de Milli Güvenlik Kurulu, evet, anayasada yer alıyor ve bu
Türkiye'deki tüm anayasalar halkın yaptığı anayasalar değil, darbeler sonucu olmuş. Hatta öyle ki 61 anayasasıyla girmiş Milli Güvenlik Kurulu anayasaya, bunu meclis reddetmiş ve Milli Birlik Komitesi bunu zorla sokmuş. Evet, ama ben size çok somut iki örnek vermek istiyorum. Niye? Birinci, dünya tekamül ediyor. Agik'ti, Helsinki'ydi, Türkiye'de değişir. Yavaş yavaş bunlar, bu böyle bir değişme olanağını sınırlayan bir hastalık var. Türkiye bugün hala istiklal mahkemelerini detaylı bir şekilde araştıramıyor. 30 bin kişinin neden öldüğünü bilemiyor. İki, çok yeni bir hadise, bütün dünyayı ayağa kaldıran Gladio olayı bütün dünyada sonuçlandırıldı. Fakat Türkiye Büyük Millet Meclisi kontrgerilla sorununu tartışmaktan çekindi. Ben size bir tane belge okuyayım da siz hukuk devleti mi değil mi, nedir Türkiye'nin konumu, netleştirelim de. Çünkü bunları bu TRT çok önemli bir imkan sağlıyor bize, bir özelleştiri yapmamızı sağlıyor. Şimdi bakın, Sahra Talimatnamesi diye Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nın yayınladığı bir talimatname var. Bunda özel harp dairesinin görevleri şöyle belirleniyor: adam öldürme, bombalama, silahlı soygunculuk, işkence, kötürüm bırakma, adam kaçırmak suretiyle tehdit ve olayları tahrik, misilleme ve rehinelerin alıkonması, kundakçılık, sabotaj, propaganda ve yalan haber yayma, zorbalık, şantaj. Ve aynı talimatnamenin 9. maddesi aynen şöyle: gayri nizami kuvvetin yeraltı unsurları kaydı olarak kanuni statüye sahip değildir. Şimdi böyle bir teşkilatın olup olmadığı bütün dünyayı ayağa kaldırırken, biz Türkiye'de birinci cumhuriyetin egemenleri nedeniyle bunu yargılayamayan, bir soruşturamayan, üzerine gidemeyen bir parlamentoya sahibiz. Çünkü anayasası darbeler sonucu oluşmuş. Yani ikinci cumhuriyet bu yapıyı değiştirmek için. Sayın Altan, bu kontrgerilla konusunu ve talimnameleri bizden yaklaşık 20 yıl sonra Röter'le gündeme getirdi. Bu konular tarafımızdan gündeme getirilmiş, mücadelesi yapılmış, belgeleri sergilenmiş olaylardır. Üzerine gidilemediği. Ha, şimdi o parlamentoların ve partilerin ürkekliğidir. Başbakanların yüreksizliğidir. Gelmiş geçmiş başbakanların yüreksizliğidir. Biz 20 yıldır bunun mücadelesini yapıyoruz. Evet. Bu bir. İkincisi, Genelkurmay'ın Milli Savunma Bakanlığı'na bağlanıp bağlanmaması bir protokol meselesi gibi sunuluyor. Oysa bir sistem sorunudur. Bilgi sahibi olmadan fikir sahibi olmak konusu burada da geçerlidir. Çünkü Batı ordularını ele aldığınız zaman Genelkurmay başkanları orada bir karargah subayıdır, komutan değildir. Evet. Dolayısıyla Milli Savunma Bakanlarının bir çeşit müşaviridir. Evet. Ama asıl komuta yetkisine sahip olanlar kurmay başkanı adıyla bugünkü bizim kuvvet komutanları gibidir. Evet. Ya tümünü bağlayacaksınız Milli Savunma Bakanlığı'na, ya başka bir sistem getireceksiniz. Yani bunları bilmeden, başkanlık sistemindeki örgütlenmeleri bilmeden sadece bir basit protokol olayına indiriliyor. Hı. Asker sivil aydın egemenliğine gelince, evet, bu egemenlik vardır. Bu egemenliğin en canlı örneği de Sayın Cumhurbaşkanı Özal'dır. Biliyorsunuz 12 Eylül askeri cuntasının seçtiği hükümette başbakan yardımcısıydı. Aynı işbirliğiyle bugün geldi, Cumhurbaşkanı oldu. Şimdi bir şey soracağım efendim size. Cumhuriyetin ilkeleri içerisinde demokrasi ilkesi yoktur diyor Sayın Altan. Gerçekten de yok. Bir de devletçilik ilkesi var. Şimdi dünyada bu yeni düzene geçildiğinde devlet, bakıyoruz, mümkün olduğunca aygıt olarak azalıyor. Onun yerine bireyin yaşamı, bireyin refahı ön plana çıkıyor. Bu iki ilke sanki çağdaş dünyaya tam uyamıyor gibi görünüyor. Biz de nasıl yakalayabileceğiz bu şartlar altında? Şimdi altı okta demokrasi yok. Söz olarak yok. Ama evet, cumhuriyetçilik ne demek? Demokrasi demek. Evet. Yani amacı budur altı okun yönelişi. Altı okun altıncısı da devrimcilik ilkesidir. O da 30'lu yıllarda çıkmıştır, nasyonel sosyalizmden ayırt etmek için. Yani bizim yolumuz ayrıdır demek için. Devletçiliğe gelince tabii 30'lu yıllar devletçiliğiyle bugünkü dünyayı karşılaştırma olana yok. Bugün bambaşka bir dünya var. Ama her ekonomi şu veya bu ölçüde müdahalecidir. Bugün tekstil ürünlerine konulan GATT önlemlerini biliyoruz. GATT önlemlerine rağmen
Amerika Birleşik Devletleri'nin aldığı kararları biliyoruz. Hı. Japon sanayi ürünlerine karşı Amerikalıların aldığı önlemleri biliyoruz. O bakımdan bu devletçilik koşullara göre değişen bir kavram. Değişebilir. Değişebilir. Demokrasinin özünde de dediğim gibi cumhuriyetçilik vardır. Kaldı ki altı ok Cumhuriyet Halk Partisi kuruldu, kurulacak. Bu partinin ilkesidir. Serbest piyasa ekonomisini savunan, asker eliyle ekonomilerin militarizmini savunan ANAP gibi partiler. Evet. Bunlar benimsemezler. Cevap hakkı doğurmuyor. Peki bunlar benimsemezler. Canım yıllarca televizyondan onlar konuştular. Evet. Müsaadenizle yani iki kelime de eleştirelim. Onların olduğu bir ortam. Peki bunu söz kabul ediyorum. Evet. Dolayısıyla bu çağın gerekleri neyse bunun siyasal platformu AGİK'tir ve çağdaş gelişmelerdir. Evet. Cumhuriyeti bu AGİK sürecine göre yeniden yorumlamak gerekir. Bunun adı ikinci cumhuriyet değildir. Evet. Bunun adı oluşumdur. Bir nehir gibi akıştır. Evet. Evet. Şimdi efendim. Şimdi ben bir şey söyleyeceğim. Cevap vereceğim. İlk defa gerçekten üzüldüm. Yani Uğur Mumcu gibi bu kadar biz yaptık ettik diye sayeden eserleri olan bu kadar yazı yazan bir kimsenin cumhuriyet demokrasiyle aynı şeydir demesi sayeden beni üzdü. Çünkü bu karıştırılmaması gereken çok temel bir ayrımdır. Cumhuriyetle demokrasinin hiçbir alakası yoktur ve deminden beri anlatmaya çalıştığım ve demek ki onun anlamamak yahut direnmek gibi bir nedeni yokmuş. O demokrasiyle cumhuriyeti aynı şey zannettiği için devamlı AGİK vesaire diyor. Evet. Şimdi bakın Saddam'ın ülkesi de cumhuriyet. Evet. Herhangi bir tek parti rejimi Suriye'de cumhuriyet evet. Ve bunların hiçbirisinde demokrasi yok. Ve bizim ikinci cumhuriyet istememizin sebebi de birinci cumhuriyette de demokrasi yoktu. Onun için siyasal cumhuriyet diyoruz. Bu demokratik olması için çok partili bir rejimle yönetilmesi lazımdı. Yani cumhuriyetin demokrasiyle hiçbir alakası yok. Cumhuriyet halkın doğrudan ya da seçtiği kimselerle temsili bir çerçevedir. Bunun için demokrasiyle bazen dolar, bazen dolmaz. 23'teki gibi 23'teki gibi bazen dolmuyor. Evet. Saddam'ın ülkesindeki gibi dolmuyor. Hiçbir alakası yok ve sayeden gerçekten üzüldüm bu kadar iki temel ayrı kavramı karıştırmaya ve aynı sanmaya. Cumhuriyetin sözcük anlamı halkın halk tarafından yönetilmesi demek. Bu kadar açık. Böyle Bağdat rejimi örneğiyle bu işler geçiştirilmez. O zaman ben bir başka örnek vereyim. Örneğin İngiltere'de cumhuriyet yoktur, demokrasi vardır. Yani bu ne anlamı var bunların bu gibi zeka oyunları bile değil bunlar. Bunları bir tarafa bırakalım. Demokrasi halkın kendi kendisini yönetmesi demektir. Padişahlıktan Cumhuriyete doğru gelişmişiz. Belli bir altyapısı gerekir demokrasi. Hı. Atatürk dönemi en kısa ve en demokratik olandır. Çağdaş öteki olaylarla nasyonel sosyalistler ve Sovyet rejimiyle mukayese edilirse. Hı. En yumuşak biçimde de çoğulcu demokrasiye geçilmiştir. Bakın Romanya'da yaşanan sancılara. Evet. Bakın bugün Yugoslavya'da ve eski Sovyetler'de yaşanan olaylara. O bakımdan yine söylüyorum Mustafa Kemal çağın en büyük devrimcisi ve en demokrat adamlarından biridir. Evet. Sayın Altan. Şimdi ben sayın üzülmekte haklıymışım. Çünkü kendi kendini doğruladı Sayın Mumcu. İngiltere krallık ama demokrasiyle yönetiliyor. Aynı benim söylediğimi söylüyor. Cumhuriyetle demokrasinin hiçbir alakası olmadığını kendi kendine ikinci tur kendini doğrulayacağım derken yani beni yalanlayacağım derken kendisinin demokrasiyle cumhuriyeti karıştırdığını doğruluyor. Evet. Yani benim söylediğimde zaten bu cumhuriyetle demokrasinin hiçbir alakası yok. Evet. Saddam da cumhuriyettir ama demokrasi yoktur. İngiltere krallıktır ama demokrasi vardır. Demek ki cumhuriyetle hiçbir alakası yokmuş. Kendi de zaten bunu beyan ediyor. Evet. Evet. Şimdi efendim biz şu anda Türkiye Cumhuriyeti'ndeyiz. Daha sizin önerdiğiniz, teklif ettiğiniz ikinci cumhuriyeti geçmedik. Burası da Türkiye Radyo Televizyon Kurumu, devletin televizyonu. Evet. Şimdi biz bu konuyu burada tartışıyoruz. Hani kendi programımızın reklamı gibi olmasın ama daha önceden de Kıbrıs'ta taviz verilsin mi verilmesin mi tartıştık. Genelkurmay başbakanlıktan alınsın, Milli Savunma Bakanlığı'na bağlansın, bağlanmasın mı tartıştık. Bunlar demokratik şeyler değil mi? Yani gerçekten bu program, bu tartıştığımız gibi geçerse Türkiye'nin kendi kendini tanıması, evet. Açıklaması, kendi geçmişindeki birikmiş hastalıklı birikintileri açması, yok etmesi açısından çok önemli bir
adım olacak. Evet. Çünkü demokrasi bunların tartışılmasıdır. Kimseden korkmadan, başbakanların yüreksiz olmayacağı, çünkü halkın oyuyla geldikleri için kimseden korkmamaları gereken, vatandaşların demin söylediğim gibi karakolda dövülene şahitlik yapmaya giderken sanık olarak sanık durumuna düşmeyeceği, evet, işte %20 milyon çalışanın 10 milyonun köylü olmadığı bir toplum, ancak böyle bir öz eleştiri mekanizmasının başlatılmasıyla mümkün olabilir. Evet. Demokratik cumhuriyette budur. Geçmişi saklamak, abartmak, övmek değildir. Bugün cumhuriyetimizin 10. yılını doldurduğu en büyük bayramdır. Kutlu olsun. Şu anda büyük Türk milletinin bir ferdi olarak bu kutlu güne kavuşmanın en derin sevinci ve heyecanı içindeyim. Kurtaşlarım, az zamanda çok tedbirler yaptık. İşlerin en büyük temeli Türk kahramanlığı ve yüksek Türk kültürü olan Türkiye Cumhuriyeti'dir. Geçen sana bir sözle daha çok çalışacağız. Daha az zamanda daha büyük işler başaracağız. Burada da muhtaç olacağımıza şüphem yoktur. Çünkü Türk milletinin karakteri yüksektir. Türk milleti çalışkandır. Türk milleti zekidir. Çünkü Türk milleti bildiği birlik ve beraberlikle düştükleri yerleşini bilmiştir. Her iki konuşmacıya da son birer söz vereceğim. Buyurun, 30 saniye ile sınırlı görüşlerinizi toparlamak ve söylemek istediğiniz bir şey varsa efendim. Atatürk devrimleri Türk halkına çağdaş, demokrat bir ülke yapma amacını taşımaktaydı. Bu amacı biz, ondan sonra gelen kuşaklar yeterince savunamadığımız için bu duruma düştük. Atatürk devrimlerinin coşkusuyla bugün çözemeyeceğimiz sorun yoktur. Teşekkür ediyorum. Siz ne söyleyeceksiniz efendim? Vallahi ben sorunların çözülmesi için demokrasinin şart olduğunu söylüyorum. Eğer sorunlar çözülecekse böyle tabularla değil, insanların özgür düşünceleriyle, özgür öz eleştirileriyle ve devletin bütün vatandaşlara hizmet ettiği saydam bir ülkeyle çözülecektir. Bunun şartı demokrasidir. Bir toplumun demokratik bir yönetime kavuşmasıdır. Bunun engelleyen herhangi bir düşünce, devletin zorladığı bir baskı, bir resmi görüş, bir resmi kültür anlayışı, bir resmi tarih olmadığı bir ortamda yapabiliriz. Devletin demokratikleşmesi bu demek zaten. Çok teşekkür ediyorum. Her iki konuşma